Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve günün öne çıkan teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Önemli duyurularım var arkadaşlar. Amerika ve İngiltere tarafından özellikle bilmeniz gereken önemli haberlerimiz var. Videoyu sonuna kadar izlemeniz sizlerin yararına olacaktır. İçeriye geçmeden önce hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlarım bu videoyu beğenir ve yorum yaparsa sevinirim. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Kazakistan tarafından bir açıklama var. Kazakistan Cumhurbaşkanı Bitcoin ve kripto para birimleriyle ilgili bir yasallaştırma yapabileceği ile ilgili açıklama yaptı arkadaşlar. Talep olması durumunda kripto paraların itibari para birimlerine çevrilmesini sağlayacak bir sistemi onaylayacağına hazır olduklarını açıkladı. İtibari para birimi de bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim kullanmış olduğumuz yerel işte Türk lirası, dolar, euro vesaire gibi para birimlerine veren isim bilmeyenler için söylemiş olalım. Bu sistemin gerçekten kripto paraları zaten yarayacağı aşikar. Neden? Tabii ki çok yüksek volümlü bir ülke olmaması ile beraber yine de bir ülkenin bu şekilde adım atması kripto paralara ilerleyen aşamalarda çok daha pozitif olarak yansıyabilecek bir durumdur ve arkasından farklı ülkelerin de aynı şekilde özellikle Kazakistan'a yakın ülkelerin farklı ve aynı şekilde adım atmasını sağlayabilecek bir durum olarak yani kripto paralara pozitif olarak yansıyacak bir durumdur diyebiliriz. Evet, şimdi sizlere takvimden birazcık bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor bunları bilmemiz ve özellikle kısa vadeli işlem yapan arkadaşlarımız ve böyle önemli haberleri bekleyen arkadaşlarımızın not alması gereken veriler, bazılarından bahsedeceğim, çok fazla değil, özellikle çok önemli olanlar. 7 Ekim'de ABD tarım dışı maaş bordroları gelecek. 7 Ekim'in altını çizelim. 12 Ekim altını iyi bir şekilde çizmemiz gereken tarih. FED FOMC görüşmeleri, FOMC diye de diyebiliriz. Ben bazen Türkçe olarak söylüyorum arkadaşlar ama bazı arkadaşlarımız takılıyor, kusurumuza bakmasınlar. FOMC'nin görüşmeleri aslında burada açıklanacak. 13 Ekim'de ABD Tüketici Fiyat Endeksi yani Eylül verileri açıklanacak. 13 Ekim özellikle altını çizerek bilmemiz gereken bir tarih. Çünkü orada ABD enflasyon verileri açıklanacak. Yine beklentilerin altında mı gelecek yoksa beklendiği gibi mi gelecek? Bunlar bakılacak, görülecek arkadaşlar. Unutmayın, mesela beklentilerin altında değil beklentilerin üzerinde geldiği için enflasyon verisi geçen ay ne oldu? Kripto paralar düşüşe geçmişti. O yüzden 13 Ekim önemli bir tarih olacak. Yine 19 Ekim İngiltere'yi de takip etmemiz gerekiyor bu aralar arkadaşlar. Bir sonraki haberde önemli şeyleri söyleyeceğim. İngiltere Merkez Bankası ile ilgili özellikle. Bu bakımdan İngiltere'nin enflasyon verilerini de takip etmemiz lazım. 19 Ekim'de de Eylül enflasyon verileri açıklanacak İngiltere tarafının. 20 Ekim'de Çin Halk Bankası'nın faiz oranı açıklanacak. 28 Ekim'de Japonya Bankası faiz oranını açıklayacak arkadaşlar. Yine 2 Ekim FED FOMC faiz oranı yani FED faiz kararını açıklayacak. Şu an beklenti kuvvetle muhtemel 75 baz seviyelerinde. Çünkü yine bir sonraki haberimde göstereceğim. Yıl bitmeden 150 bazlık bir artış beklentisi, 125-150 tarzında bir beklenti şu an için söz konusu. 3 Ekim'de de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranını açıklanacağı görülecek arkadaşlar. Bu tarihler şu an kısa vadeli bilmemiz gereken tarihlerdir. Bunları not almamızda fayda olacaktır. Evet, bugün Amerika tarafından bir veri geldi ve bu veri ile beraber Bitcoin birazcık aşağı doğru saldı, tekrardan yukarıya geldi. Aslında tekniğinde biraz bahsedeceğim arkadaşlar birazdan. Çok fazla bir değişiklik yok. Bir bölgede aslında yukarıya aşağı hareket ediyor. Bunu birazdan dile getireceğim. Açıklanan veride ABD gayri safi yurt içi hasıla verileri 0.6 eksi 0.6 olarak geldi. Yine işsizlik haklarından yararlanma başvurularının ise beklenenin altında geldiğini görüyoruz. 193.000 olarak görüldü. Bu aslında pozitif, yani işsizlik haklarına başvuran kişi sayısının azaldığını söylüyor bizlere. Bu aslında ABD ekonomisi için çok önemli olmasa da pozitif bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geliyoruz videomuzun en önemli haberine arkadaşlar. İngiltere ve Amerika tarafını birbiriyle mukayese edeceğiz burada. İngiltere makroekonomik krizden muzdarip olduğu için, yani şöyle söyleyelim, bilindiği üzere şu an İngiltere'nin kendi para birimi ciddi bir şekilde değer kaybediyor. Özellikle dolar karşısında. İşte bunun önüne geçebilmek adına İngiltere bazı adımlar atıyor. Bu adımlardan şu an bir tanesi de pivot yapma olarak karşımıza çıkıyor. Pivotun ne olduğu ile ilgili tabii ki birazdan açıklamalarımdan sonra daha iyi anlaşılacaktır ama İngiltere şunu yapıyor arkadaşlar. Faiz arttırma okey. Bunun yanında da uzun vadeli tahviller satın alma kararı vermiş vaziyette. Bu karar işte pivot, yani farklı bir işlem daha yapıyor. Faiz artırmanın yanında tam tersi işlemler daha yapmasından kaynaklı pivot işlem yapılıyor şeklinde bir açıklama var. İşte bu İngiltere'nin ABD karşısında, Fed'in doları karşısında kendi para birimlerinin birazcık daha kuvvetlenebileceği ile ilgili yapmış olduğu adımları gösteriyor. Burada Fed'in beklentileri, daha doğrusu Fed'den beklentiler karşımıza çıkıyor. Fed'den ne gibi beklentiler, Fed'in ne gibi atacağı adımlar olacak, bunları bekliyoruz. Burada Atlanta FED CEO'sunun yapmış olduğu açıklamalar var arkadaşlar. Rafael Bostic'in diyor ki kendisi, FED şahin duruşunu sürdürecektir ve yıl sonundan önce en az 150 baz puanlık bir faiz artırmana gidecektir diyor. Bu da ne demek? Zaten önümüzde 2 tane FED toplantısı var Kasım ve Aralık aylarında. Yani muhtemelen 75-75 belki 150 şeklinde bir açıklama artış yapılabilir diyor. Herhangi bir pivotla ilgili açıklamasının olmadığını da görmekteyiz arkadaşlar. Tabii ki bu Fed'in yapacağı bir işlem olursa kripto paralara yansır. Kripto paralara pozitif olarak yansır. Bunu da dile getirmiş olalım. Yani faizden daha çok diğer taraflara yönelmesi, pivot yapması demek arkadaşlar, kripto paralara pozitif yansıyacaktır. Bunu neye göre söylüyoruz? İngiltere'nin pivot kararının kripto paralara kısa vadeli de olsa pozitif yansımasından kaynaklı biliyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda FED ne gibi bir karar verecek? Bu pivot hamlesini kendileri de yapacak mı, uygulayacak mı? İngiltere gibi uzun vadeli tahviller satın almaya karar verecek mi? Hep beraber göreceğiz. Evet, videolarımıza destek artık Fairdesk Exchange'den geliyor arkadaşlar. Burada bir ticaret yarışması başlatmış vaziyetteler. Yani burada yapmanız gerekenler çok aslında basit arkadaşlar. Burada gelip ticaretiniz, yani spot işlemleriniz veya vadeli işlemlerinizi yapacaksınız. Kaldıraçlı 12 gün bir süre var ve burada ciddi kazanımlar elde edebilirsiniz. Birinci sıraya gelirseniz arkadaşlar, tabi burada hacim oluşturmanız gerekiyor. 15.000 dolar artı iPhone 14 Pro, ikinciye 10.000 dolar, üçüncüye 5.000 dolar ve haricinde yine hacim oluşturanlar MacBook Pro, iPhone 14 Pro ve Apple Watch kazanma şansı yakalıyor arkadaşlar. Şu an canlı tahtaya baktığınız zaman gerçekten volümlerin düşük olduğunu görüyoruz. Mesela 3. sıradakinin henüz 2.000 dolar şeklinde bir hacmi oluşturmuş, kar oluşturmuş. Bunlar bence düşük bu borsa için arkadaşlar. İlerleyen günlerde şansınız ciddi derecede olabilir. Bu bakımdan bu hediyeleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Konuyla ilgili açıklamalar kısmına linkleri bırakacağım. İsteyenler girip bakabilir. Fairdesk'te üyeliği olmayanlar için de bir referans linki bırakacağım. Oradan üye olup işlemlerinizi yapabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Evet, şimdi genel piyasamıza baktığımız zaman arkadaşlar, Fairdesk'ten BTC'nin, Bitcoin'in 19.220 dolar seviyelerinde seyrettiğini, Ethereum'un 1324 dolarlarda, Litecoin'in 53 dolarlarda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabi şu sıralar kırmızı olarak gözükse de genel piyasa aslında yatayda bir seyir var. Birazdan işin tekniğine de geleceğiz. Evet, Bitcoin'in grafiğiyle başladığımız zaman arkadaşlar, sizlere söylemiş olduğum o yatay bölge aslında burası. Bakınız, şöyle 4 saatliği aldığım zaman çok daha iyi anlaşılacaktır. Görüldüğü üzere şuradaki yatay alanda Bitcoin yukarı aşağı hareketlenmeler sergiliyor. Tabi buradaki yukarı aşağının üzerine altına böyle iğnelemeler oluyor. Bunlar kaldıraçlı pozisyonları aslında yıkabilmek adına yapılan işlemler. Birazcık daha şöyle geniş perspektifte gösterdiğim zaman bunu niye gösteriyorum? Çünkü artık sıkılaşmaya çok yakınız arkadaşlar. Sıkılıyor Bitcoin'in grafiği. Yani sıkılıyordan kastımız canı sıkılıyor değil tabii ki. Burada soğuk bir espri de yapmış olalım. Grafik sıkışıyor. Bu sıkışmadan dolayı artık bir yöne doğru sert bir hareketlenme görebiliriz. Bakın, düşen trend, şu kesik çizgiyle baktığınız zaman düşen trend artık bakınız sert sert denenmiş. Burada en son sert bir şekilde red yemiş ve şu an yine buraya yaklaşıyoruz. Baktığımda yaklaşık 20.500 dolar seviyelerinin direnç olduğunu görüyoruz bugün itibariyle. Yani 29 Eylül 2022 tarihi itibariyle. Burada böyle bir yukarıya doğru hareket görürsek ve bu bölgenin breakout edilmesi gerçekleşirse Bitcoin'de teknik olarak iyi bir yükseliş görme ihtimalimiz söz konusu. Buranın üzerinde de tabii ki 22.000 dolar seviyelerinde de önemli bir direncimiz olduğunu hatırlatalım. 22.000 doları geçersek 24.500 ila 25.000 dolar seviyeleri hedef haline gelecektir kısa vadeli olarak. Tekrardan yakınlaşıp baktığımız zaman arkadaşlar, burada özellikle kısa vadeli alsat yapan arkadaşlarımız için özellikle 19.500 ila 19.700 dolar aralığı bir direnç aralığı. Aşağıda destek olarak da 18.700 ila 18.500 dolar aralığı da kısa vadeli destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli al sat yapan arkadaşlarımız için bunları söyleyebilirim. Ethereum'da da aynı durum geçerli arkadaşlar. Kısada 1314 dolar ve aşağıda 1283 dolar seviyelerinde destekler bulunuyor. Market yapısı aşağıyı gösteriyor. Bunu net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle bir trend oluşturmuşuz başta. Fakat bu trendin kaybolduğunu, yani yukarı doğru zorluyor ama bakalım görmemiz lazım. Bunun haricinde market yapısının tepelerin düşmesinden kaynaklı aşağıyı işaret ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle 1280 dolar desteğinde tutunmasını beklememiz lazım. Tutunamazsa birazcık daha sıkıntı yaşayabilir. Ethereum'un grafiği, buradan tepki alırsak yukarıya doğru bir sonraki hedefimiz tekrardan 1400 dolar bantları olacaktır. XRP'ye baktığımızda teknik destek ve direnç bölgelerinin net bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Kısa vadeli desteğimiz 0.416, direnç bölgemiz ise 0.456 seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Şu an bu aralıkta yukarı aşağı hareketlenmeler sergiliyor arkadaşlar. Yine buranın altına kırarsa kuvvetle muhtemelen 0.396 seviyelerine kadar bir gevşeme yaşayabiliriz. Şu düşen trendi takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Bakın burada bir düşen trendimiz var. Kuvvetle muhtemel 0.45'lerin üzerine, yani şuradaki alanın üzerine atabilirse XRP grafiği birazcık daha pozitif olacaktır ve mahkemeden gelen pozitif haberlerle beraber tekrardan 0.51, 0.56 ve hatta 0.60'a doğru yolculuğuna başlama ihtimali bulunacaktır. Evet arkadaşlar, bugün anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana sorusu olan arkadaşlarım yorumlar kısmından sorularını sorabilir. Etkinliği tekrardan hatırlatıyorum. Katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel özellikler, güzel hediyeler bulunuyor. Yine Fairdesk'e abone değilseniz açıklamalar kısmına referans linkimi bırakıyorum. İlerleyen dönemlerde tekrardan güzel hediyelerle karşınıza geleceğim. Şimdilik hepiniz kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.